bu sefer neyse söz kestik. Sözden ya ben hayır dedim ki yani. Aynen öyle. O hastane yaptı çünkü ben onu hiç göremedim. Evet göremedi. 14 gün seyredeceği hastanelerde ince hastalıklar. Ah kıyamam. İzin vermiyorlardı. Ailesi görmesine izin vermiyordu. Annem de sürekli tehdit ediyordu çünkü gelmeyeceksin diye. Ah kıyamam ya. Hay Allah'ım ya Rabbim, siz ne kadar çok şey yaşamışsınız. Çok ağır, kıyamam. Çok haklısın yani, çok haklısın. Pişman oldunuz mu İktir Hanım? Evet oldum. Oğlumu kan kusarken gördüğümde oldum. Miydi yani sizce bütün bunlara İktir Hanım? Oğlumu kaybetmek i̇şte değil. Ben oğlumu yetim büyüttüm Zuhal yani. Hanım. Benim oğlum 6 aylık bebekti babasını kaybettiğimde. Ben 1,5-2 senelik evliydim. Ben bütün hayatımı, her şeyimi oğlum üzerine kurmuştum. 6 aylık bebekken Uğur'u babasını kaybetti. Evet babasını kaybetti. Gemide iş kazası. Yeni iş başı yapmıştı. Annemin de psikolojisi. Benim oğlumun büyüyüp de babasının mesleğini seçmesi beni hepten yıkmıştı. Gemici. O da mı aynı işi? Evet o da gemici şu anda kaptan. Denetliyor gemileri. Allah hepsine yardımcısı olsun. Amin. Kazalardan belalardan korusun. O yüzden yani istemedim. Bir de artı Zühal Hanım ben tekrar evlendim. Onda da 3 tane çocuk sahibi oldum. İkinci eşinizden. Evet ama oğlumun yeri hiçbirini tutmuyordu. Hani yetimliği, işte babasızlığı, öksüzlüğü. Bir de oğlumla... Kolay değil siz de ağır şeyler bir taraf her zaman kırık. Ve ben ilk başta Uğur'u hiç istememiştim biliyor musunuz? Uğur bana ilk teklif etti. Yani ben hiç dedim ya kaç yaşındayız? Bir ikincisi bu ne dedim ya küçücük boyuyla beraber dedim bu. Ne yapacağım ben bununla dedim. Ya gidin dedim söyleyin kızlarla haber gönderiyor. Gülüm ağlayayım ne yapacağım şaşırdım ya. Kızlarla haber gönderiyor bana. Ay gidin dedim istemiyorum dedim. Ona küçücük boyuyla dedim o işlere mi kalkışmış o? Ne maceralar ya. Söyleyin dedim istemiyorum. Sonra ben aşık oldum Zuhal Hanım. Vallahi hiç anlamadım. Ben de oğlum aşıktım işte oğlum elinden aldı. Yani işte anneler yapmayın bunu yapmayın. İşte. O çocukların kendi hayat olacak öbür billah siz de oturamazlar. Turşuları mı kuracaksınız? Çoluk çocuk sahibi olacaklar. Onların da bir yuvası olacak. Yani yapmayın bu çok yanlış. Bak nelere mal olmuş yani. Tek başıma mücadele ettim. Tek başıma 3 çocuğumu da büyüttüm. İkinci eşimden olan. Onda da çok büyük hayal kırıklığı yaşadım Zuhal Hanım. Eşim beni aldattı. 10 dakikada boşandım. Gidiyordum geri geldim. Evet. Ne? Aldattı beni eşim. 10 dakikada evet. Geçmiş olsun. Çocuklarımın velayetini aldım. Boşandınız. Boşandım. 3 yıl boyunca mücadele ettim. Merdiven sildim, kapıcılık yaptım, çöpler attım. Temizliklere gittim ve şu anda kolumu sakatladım. Kortizon iğnesiyle yaşıyorum. Evet. Hayatınızı kazanmak için. Hastalandım, bravo, kemoterapiler olsun. Aldım, saçlarım döküldü. Çok yaşadım Zuhal Hanım. Kanser mi oldunuz? Evet. Çok büyük geçmiş olsun. Şu anda şurada tümörle yaşıyorum. Kitlemişler onu. Bana zararı yok. Onun pıtısı atmış koluma işte. Ondan kolum sakat şu anda. Çok yani bez sıkamıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah Allah o dertten Rabbim. Muzdarip herkesin de şifasını versin. Ha diyeceksiniz ki gelininizi hiç mi sevmiyorsunuz? Hayır seviyorum. Neden seviyorum ay, biliyor musunuz? İçime su serpildi. Gerçekten seviyorum. Bunu ağzınızdan duyduk hani, çok seviyorum. Sevmeniz lazım ama. Seviyorum. Çocukların var değil mi? Bir çocuk var. Bir tane oğlumuz var. 15 aylık. Allah bağışlasın. Zaten Alim için girdim bu işe. Yani bu programa katılmak istedik. Bizim Alim için kazanmak ismi. Kazanmamak Alim önemli değil. Önemli olan yarışmak. Evet. Ha, gelinimi de bütün herkese göstermek. İşte bu benim gelinim diyebilmeliyim. Bak nereden nereye. Oldu mu şimdi benim gelinim?